halkla ilişkiler konusunda modellerden ve yöntemlerden bahsedecek olursak, James Gornick ve arkadaşlarının halkla ilişkiler faaliyetini yürütürken insanların farklı düşünce ve hedefleri temel aldıklarını yaptığı bir vurguyu görmekteyiz. Ve bu vurgulardan yola çıkarak 4 tane model önerileri var. Bu 4 tane model önerilerine bir bakalım isterseniz. Önemli olan kurumun medyada yer alması. Ve başımetrik modelden bahsettiğimizde ve bundan sonra bir sonraki son modelde iki yönlü simetrik model var. Bu her iki modelde de aslında biz bilimsel ikna yöntemlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Yani bilimsel olarak yapılan çalışmalar, halkla ilişkiler çalışmalarının bu iki model üzerinden ele alındığını görebiliyoruz. Ve bu bilimsel ikna yöntemleri kullanılarak hedef kitlenin tutum ve davranışlarında değişiklik sağlama hedefi. Stratejik yönetime baktığımızda yine halkla ilişkiler kavramı ile bağlantılı diğer kavramları görebiliyoruz bu şekilde. Yine halkla ilişkiler sürecinde kuruluşun stratejik paydaşların hedeflerinin bir açıları seçimi gerekiyor. Doğru hedef kitlereye, doğru araçla, doğru mesajla ulaşabilmek ve doğru etkiyi yaratabilmek burada önemli olan. Bu arada lobicilerin başarı göstermesi gereken çalışmaların neler olduğuna bir bakalım. Yine ittifaklar oluşturmak, araştırma yazarak